DGS sınavına girecek arkadaşlar. Sınavda geometri sorularını çözmek istiyorsanız bugün vereceğim bazı özellikleri bilmenizde fayda var. Bakın, birinci özelliğimiz şu olsun arkadaşlar. 3, 4, 5 özel üçgeni. Biliyorsunuz zaten 3'ün karesi artı 4'ün karesi kimin karesine eşit olması gerekir? 5'in karesine eşit olması gerekir. Peki değerli arkadaşlar, o zaman 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. 3, 4, 5 özel üçgenini bilmemiz gerekir. Bakın, bunun 2 katı kaç? 6. Bunun 2 katı kaç? 8. Bunun 2 katı kaç? 10. O zaman 6, 8, 10 özel üçgeni de bilmeliyiz. Peki bunun 3 katı kaç? 9. 4'ün 3 katı 12. 5'in 3 katı 15. Yani 9, 12, 15 de bilelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir başka bilmemiz gereken özelliğimiz arkadaşlar, eğer bu ikizkenar bir dik üçgense, A ise arkadaşlar, burası A kök 2 olmalı. Hocam burası 3, burası 3, o zaman bu 3 kök 2'dir. Hocam burası 4, burası 4 ise o zaman bu 4 kök 2 olduğunu bilelim arkadaşlar. Bu da ikinci özelliğimiz olsun. Üçüncü özelliğimiz değerli arkadaşlar, bakın buradaki açı eğer 120 derece ise, o zaman ben bu A, bu kenarın uzunluğu A ise arkadaşlar, yani ikizkenar üçgen AA, burası A kök 3'tür arkadaşlar. Peki hocam burası 4, burası da 4, o zaman bu 4 kök 3 müdür? Ne zaman? Burası 120 derece olduğu zaman. Peki hocam şurası 6, burası da 6 ise bu 6 kök 3 müdür? Evet arkadaşlar, bu özelliği söylemiş oldum. Hadi bakalım devam edelim. Değerli arkadaşlar, bir dik üçgende şu uzunluk A birim olsun, burası B birim olsun. Bunun alanını bulmak istiyorsanız A çarpı B bölü 2 demelisiniz arkadaşlar alana. Yani bakın dik üçgense burası 3, burası 4 ise bu alan arkadaşlar eşittir 3 çarpı 4 bölü 2. 3 kere 4 12, 2'ye bölün 6 birim kare olmalıdır. Bu dik üçgenin alanı. Neymiş? 2 dik kenarı çarpıp 2'ye bölersek üçgenin nesini buluyoruz arkadaşlar? Alanını buluyoruz. Ya da arkadaşlar şöyle yapın bakın. Yüksekliğimiz verilmiş. Şu kenarın uzunluğu da arkadaşlar A birim olarak verilmişse yükseklikle şu tabanı çarpıyorsunuz. A çarpı H bölü 2'dir bizim alanımız arkadaşlar. Demek ki tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölseniz ne yaparsınız? Üçgenin alanını bulmuş olursunuz. Bakın A, B, C üçgeni buraya indirdiğimiz yukarıdan aşağı dikmemiz. Burası 4 olsun arkadaşlar. Şu uzunluğumuz da kaç olsun? 6 olsun. Bu A, B, C üçgeninin alanı nedir arkadaşlar? 4 çarpı 6 bölü 2. 4 kere 6 24. 2'ye bölün 12 birim kare söyleyebilirsiniz. Peki üçgenimiz şu şekilde olursa arkadaşlar ne yapacağız? Evet değerli arkadaşlar, yapacağınız işlem şu. Bakın şurası A birim verilmiş. Yukarısı yüksekliği de arkadaşlar H olarak verilmişse bu üçgenimizin alanı, bakın alan eşittir A çarpı H bölü ne diyeceksiniz? 2. Peki hocam şu uzunluk 10 birim verilmiş olsun. Şu üçgenimizin yüksekliği de bakın şu kenarı uzattığımızda şu yüksekliğimiz de 8 birim olarak verilmiş ise, bakın yükseklik 8 birim, tabanda 10 verilmişse burada verilen şu üçgenin alanı arkadaşlar nedir? İsterseniz buraya A, B, C diyelim. A, B, C üçgeninin alanı eşittir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yükseklikle 10'u çarpıp 2'ye bölüyorum. 80'i 2'ye bölseniz kaç olur? 40 birim kare olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da söyledim. Bilmemiz gereken bir başka özellik de arkadaşlar. Bakın bu bir açıortaysa arkadaşlar. Açıortaysa. Burası A birim, burası B birim, burası da C, burası da D birim olsun. Peki uzunluk. Şurası C birim, şurası D, şu uzunluk B, şu uzunluğu da A olsun arkadaşlar. Eğer şu açıortaysa A'nın C'ye oranı, B'nin D'ye oranını bilmemiz gerekir. Yani bakın burası 8 olsun. Şu uzunluğumuz arkadaşlar. Şurası 8 birim olsun. Şurası 4 olsun. Burası 6. Burası da X olsun. Eğer bu açımız arkadaşlar bir açıortaysa, yani iki açı birbirine eşitse x nedir şeklinde sorulan soru tipleri var. O zaman 8'in 4'e oranı, bakın arkadaşlar bu kenarın kime oranı? Buna oranı. Bunun da kime oranı? 6'ya oranı. O zaman x bölü 6 diyoruz. 8'i 4'e bölseniz 2 eşittir x bölü 6. 6 ile 2'yi çarparsanız x eşittir kaç olur? 12 birim olmuş oldu. Ya da şöyle deyin, 8 4'ün kaç katı? 2 katı. O zaman bu da bunun kaç katı olacak? 2 katı olacak. Yani x 12 olması gerekir. Bir daha söyleyelim. Açıortaysa arkadaşlar A'nın kime oranı? C'ye oranı. B'nin de kime oranı arkadaşlar? D'ye oranını bu özelliğimizde bilmemiz gerekir. Bir başka bilmemiz gereken özellik arkadaşlar. Bakın bu bir eşkenar üçgense A. Açılar da birbirine eşit. Eşkenar üçgende biliyorsunuz açılar kaç derece arkadaşlar? 60 ve kenarlar birbirine eşittir. Bunun alanı sorulursa alan arkadaşlar a kare kök 3 bölü 4'tür. Eşkenar üçgenin alanını bilelim arkadaşlar. A kare kök 3 bölü 4. Yüksekliği sorulursa arkadaşlar bu eşkenar üçgenin yüksekliği sorulursa yükseklik a kök 3 bölü 2'dir. Peki diyelim ki burası 4 birim, burası 4 birim, burası 4 birim olan bir eşkenar üçgen. Bu eşkenar üçgenimizin alanı ne olur arkadaşlar? Alan ABC üçgeninin alanı eşittir. Bakın ne demiştik? A kare kök 3 bölü 4'tür. Kenarı A ise arkadaşlar alan A kare kök 3 bölü 4'tür. O zaman şu sorunun alanı ne olacak? A 4'tü. 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. 4'ün karesi kaç? 16. 4'e bölsek 4. Yani 4 kök 3 birim kare olmuş oldu arkadaşlar. Eşkenar üçgenin alanı neymiş? Evet söylüyoruz. A kare kök 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Bunu da bilin. Bakın 30 derecenin karşısındaki kenar A ise hipotenüs 2A olur. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün nesidir? Yarısıdır. Dik kenarlar verilmiş arkadaşlar. Bu da hipotenüs diyoruz. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün nesidir? Yarısıdır. O zaman burası kaç derecelik bir açı? 60. 60'ın karşısındaki dik kenar ne olur? A kök 3 olur. Hocam bir daha söyler misiniz? Mesela burası 6 ise şu hipotenüs ne olur? Burası 12 birim olur arkadaşlar. 30 derecenin karşısındaki dik kenar hipotenüsün nesidir? Yarısıdır. Ben buraya 6 diyorsam bu 12. Peki o zaman burası 30 ise bu 90 olduğuna göre burası kaç? 60. Bir üçgenin iç açılar toplamı kaçtı? 180. 60'ın karşısındaki de 6 kök 3'tür arkadaşlar. 30'un karşısı A, hipotenüs 2A. 60'ın karşısı neymiş? A kök 3'müş. Harika. Bunu da söylemiş olduk. Evet değerli arkadaşlar, bilmemiz gereken bir özellik daha. Bakın burası A ise şu açımız B olsun. Bu açımızda ne olsun arkadaşlar? C olmuş olsun. Oldu mu? Bu açımıza A dedik. Buraya ne dedik? B dedik. Burada ne dedik? C dedik. O zaman hocam bu açı ne olur? Arkadaşlar bu açı A artı B artı C'dir. Bakın şu açı neymiş? Şu 3 açının toplamı buraya ne yapıyormuş? Veriyormuş. Mesela burası 20 olsun. Burası 40 olsun. Burası da kaç olsun? 60 olsun o zaman. Hocam bu açı nedir? Arkadaşlar 40, 60 daha, 120 daha, 120 olmuş oldu. Neymiş demek ki? 1, 2, 3 açının toplamı nereye veriyormuş? Buraya veriyormuş. Peki gelelim bir başka sorulan özelliklerden bir tanesi. Değerli arkadaşlar bakın. Şurada A, B, C, D, E açıları verilmiş. A artı B artı C artı D. Arkadaşlar bu 180 derece olmalı. Neden biliyor musunuz? Bakın biraz önce ne dedik? Şöyleyse bakın şöyle bir evet şu ifade verilmişse bakın E, D, B'nin toplamı nereye veriyordu arkadaşlar? Burası. Yani burası A yazıyorum. B artı E artı D diyorum arkadaşlar. Bakın şu 1, 2, 3 açının toplamı buraya verir. B, E ve D açısı arkadaşlar. Peki bu açı buraya eşit olduğuna göre bu ne oldu? B artı E artı D olmuş oldu. Doğru mu? Burası B artı E artı D ise burası da B artı E artı D. Peki bu bir üçgen olduğuna göre bu açının üçgeninde iç açıların toplamı kaçtır? 180'dir değil mi? O zaman A, B, C, D, E'nin toplamı da kaç oldu? 180. Peki bunu bilmemize gerek var mı? Uzun uzun işlem yapmamıza gerek var mı? Hayır arkadaşlar. Siz şu bilmeniz gereken sadece şu. Şunların toplamı kaçmış arkadaşlar? Evet 180'miş. Yani x artı 20 artı 30 artı 35 artı 40 kime eşittir arkadaşlar bu ifade? 180'e eşit olmalı. O zaman burada x eşittir kaç çıkar? 55 derece çıkmış olur. 1, 2, 3, 4, 5 açının toplamı kaç olacak? 180. Burada da x kaç oldu arkadaşlar? 55 olmuş oldu. Bu soruda ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet. Bilmemiz gereken bir başka özellik arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum bunu. Değerli arkadaşlar bir çemberimiz varsa ve çemberimizde de şuradaki uzunluk çap biliyorsunuz. Bu çapı gören açı arkadaşlar her zaman 90 derece. Hocam ben bunu şöyle çizsem olur mu? Mesela şöyle çizsem. Evet bu çapı gördüğü için bu açı kaç derecedir? 90 derece. Hocam ben bunu şöyle yapsam yine 90 derece olur mu? Evet çapı gören bu çevre açıya biz ne diyoruz arkadaşlar? 90 derece diyoruz. Bu özelliği de ne yaptık? Geçtik arkadaşlar. Bir başka özelliğimizle devam edelim. Gördüğünüz gibi bir çember ve çemberin merkezi arkadaşlar bu alfa ise şu gördüğümüz yay da nedir? Alfadır. Şu merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir arkadaşlar. Alfa ise alfa. Yani hocam mesela burası 60 derece ise şu yay da mı 60 derece? Evet arkadaşlar bu da 60'tır söylemiş olduk. Peki bir başka biz buna çevre açı diyoruz arkadaşlar. Bak bunun merkezi çemberin tam merkezinde. Bu ise arkadaşlar gördüğünüz gibi çemberin üzerinde. Biz buraya alfa diyorsak bu açı işte gördüğü yayda 2 alfa olmak zorunda. Bu özelliğimizde ne yapalım arkadaşlar? Bilelim. Alfa ise gördüğü yay 2 alfadır. Devam ediyorum arkadaşlar. Mesela hocam burası 40 derece ise burası 40 derece ise arkadaşlar gördüğü şu yay kaçtır? 80'dir. Evet bu özelliğimizde ne yaptık? Söylemiş olduk. Arkadaşlar çembere bir teğet doğru verilmişse, bak biz teğet doğru verilmişse, bir de burada görüyorsunuz bir doğrumuz verilmiş ve bu ikisi arasındaki açı alfa ise şu gördüğümüz yay arkadaşlar 2 alfadır. Hocam bir daha söyler misiniz? Evet söylüyorum. Mesela burası arkadaşlar açı 40 derece ise, bakın 40 derece ise şu gördüğü yay 80'dir. Evet bu özelliğimizde ne yaptım? Söylemiş oldum. Değerli arkadaşlar bir başka özelliğimizi daha veriyorum. Bu da ne biliyor musunuz? Şu bakın gördünüz A olsun. Şu ölçümüzde B ise arkadaşlar şu açıya biz X diyelim. X nedir? Hemen söylüyorum arkadaşlar. X eşittir A artı B bölü 2'dir. Şu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsünü toplayıp 2'ye böldüğümüzde neyi buluyoruz arkadaşlar? X açısının ölçüsünü buluyoruz. Hocam burası 40. Çok güzel. Burası da 80 verilmişse bakın şurası 80. Burası 40 verilmişse biz buraya X diyelim arkadaşlar. X nereye eşittir? 80 artı 40 bölü 2. 80 40 daha 122'ye böldüğümüzde 60 oldu arkadaşlar. X'i ne bulmuş olduk? 60 derece bulmuş olduk arkadaşlar. Bir başka özelliğimizle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu yayın ölçüsü A olmuş olsun. Bu yayın ölçüsü de B ise burası da X olsun arkadaşlar. X eşittir B eksi A bölü 2'dir. Evet hocam burası 120 olsun. Burası da 40'sa şu açıyı söyleyebilir misiniz? Tabii söylerim. X eşittir 120'den arkadaşlar 40'ı çıkarıp kime böleceğim? 2'ye. 120'den 40 çıkarsa 80. 80'i de 2'ye bölersem X eşittir kaç olur arkadaşlar? 40 derece olmuş oldu. Bu özelliğimizde söylemiş olduk. Evet bir başka özellikle devam edelim değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer şu yayın ölçüsü y olarak verilmiş ve bu açıda x derece olarak verilmişse arkadaşlar bu x artı y eşittir 180 derecedir. Hocam yani şurası diyelim ki 100 olarak verilmişse 100 derece olarak o zaman bu açı kaçtır? Bu açı 80'dir arkadaşlar. Neden? Bu açıyla şu gördüğünüz yayın toplamı her zaman 180'dir. Bu özelliği de söylemiş oldum. Evet bilinmesi gereken bir özelliğimiz daha. Bu bir gördüğünüz dik dairesel silindir arkadaşlar. Bunun yarıçapı R olarak verilmiş olsun. Şurada gördüğünüz çemberin yarıçapı R ise silindirin hacmi arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Pi R kare çarpı arkadaşlar yükseklik H'tır. Demek ki yüksekliği eğer H verilmişse, yarıçapı da R olarak verilmişse arkadaşlar bu gördüğünüz şeklin hacmi nedir? Pi R kare çarpı H'tır. Hocam bu yarıçapı 4 birim olarak verilmiş ve yükseklikte 10 birim olarak verilmişse bu silindirin hacmi nedir? Bu silindirin hacmi pi çarpı r, yarıçapı 4 olduğuna göre 4'ün karesi çarpı kaç diyeceğim? 10. Bu kadar kolay. Hacim neymiş? Pi çarpı r'nin karesi çarpı yükseklik. Taban alan çarpı yükseklik bize neyi verir arkadaşlar? Hacmi verir. O zaman biz bunun hacmini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet, bir başka hacim sorusu değerli arkadaşlar. Dik dairesel koni bu. Koninin hacmini bulalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz şu çemberin yarıçapı R olsun. O zaman taban alan nedir? Pi R kare çarpı yüksekliğimiz H bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 diyeceğiz. Evet, gördüğünüz dik dairesel koninin hacmi taban alan pi R kare, pi R kare biliyorsunuz, çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Hocam burası 2, burası 4 ise bu dik dairesel konunun hacmi nedir? Söylüyorum. Pi çarpı yarı çapımız 2 olduğuna göre 2'nin karesi çarpı yüksekliğimiz 4 bölü kaç diyeceğim arkadaşlar? 3 demiş olacağım. Evet, bunu da söylemiş olduk değerli arkadaşlar. Bilmemiz gereken birkaç özellik daha değerli arkadaşlar. Eğer verilen şekil eşkenar dörtgen ise arkadaşlar, bir dış açısını bulmak istiyorsanız, buradaki açıyı bulmak istiyorsanız 360'a arkadaşlar kaç kenarı var? 4 kenarı var. Bölerseniz 90. Gerçekten bu açı zaten 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Bak, eşkenar bir dörtgen ise, yani kısaca bir kare ise diyelim biz bunu arkadaşlar. Kenarlar birbirine eşit, değil mi? Zaten biz buranın dik olduğunu biliyorsunuz. Ben ispatlı açısından söyledim. 360'a arkadaşlar kenar sayısına bölerseniz neyi bulursunuz? Bir dış açısını bulmuş olursunuz. Hocam mesela burada bir tane beşgen var. Biz bunun bir dış açısını bulmak istiyoruz. Ne yapacağız? Bir düzgün beşgen olması gerekir arkadaşlar. Düzgün beşgenin bir dış açısını bulmak istiyorsanız 360'ı arkadaşlar 5'e böleceksiniz. 360'ı 5'e bölseniz 72 derece olur. O zaman burası 72 derece olur. Fakat arkadaşlar o zaman bir iç açısı kaç olur? Toplamı 180 olacağına göre bu da 108 derece olmuş oldu. Bir düzgün beşgenin bir iç açısı kaçtır? 108'dir. Bir dış açısı 72'dir. Hocam ben bir düzgün altıgenin bir dış açısını bulmak istiyorum. Güzel. O zaman 360'ı arkadaşlar kaça böleceksiniz? Kenar sayısı. Kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı var. 6'ya böleceksiniz. Kaç çıkar? 60. Ha, o zaman buradaki açı 60'tır arkadaşlar. O zaman bir iç açısı kaç olur? Bir iç açısı da arkadaşlar bunun 120 derece olmuş oldu. Bir çokgenin dış açısını bulmak istiyorsanız 360'ı kenar sayısına bölüyorsunuz. Mesela burası 6 kenarı var. Ben 360'ı 6'ya böldüm ve 60 çıktı. Bir dış açısının ölçüsü 60 derece ise iç açısının ölçüsü kaçtır? 120 derecedir. Böylece bunu da söylemiş oldum. Evet değerli arkadaşlar, bir başka özelliğimiz şunun yarıçapı değerli arkadaşlar R ise alanı pi R karedir. Bakın bunun yarıçapı 3 ise bu dairenin alanı pi çarpı 3'ün karesi, yani 9 pi'dir arkadaşlar. Eğer bakın siz şöyle yapıyorsanız yarıçapı 4 ise, bakın yarıçapı 4 ise bunun alanını bulmak istiyorsanız ne diyeceksiniz? Pi çarpı 4'ün karesi, yani 16 pi diyebilirsiniz. Bir başka özelliğimiz arkadaşlar, eğer bakın bu çemberin merkezi ise, dairenin merkezi ise arkadaşlar ve siz bunun yarısının alanını sorulmuşsa size ne diyeceksiniz? Pi çarpı r kare bölü 2 diyeceksiniz. Bu kadar kolay. Mesela bunun yarıçapı 6 ise ve siz sadece yarısının alanı sizden sorulmuşsa arkadaşlar pi çarpı 6'nın karesi bölü ne diyeceksiniz? 2. 36'yı 2'ye bölseniz 18 pi gelmiş olacak. Eğer soru şöyleyse değerli arkadaşlar, bakın burada bir açı verilmişse, alfa açısı ve bu daire diliminin alanı soruluyorsa bu daire diliminin alanı şu şekilde hesaplayacaksın. Pi çarpı r kare, yarıçapı r ise arkadaşlar tüm dairenin alanı pi çarpı r karedir. Pi çarpı r kare, ama bize şu açının, değil mi, gördüğü şu daire diliminin alanı soruluyorsa alfa bölü 360 diyeceksiniz bunun alanını bulurken. Bir tane örnek verelim arkadaşlar. Veriyorum bu örneği. Şurası bizim çemberin merkezi olsun. Burası da 60 derece olsun. Bize ne istensin arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu daire diliminin alanı sorulsun. O zaman alan eşittir arkadaşlar. Normal alanımız pi çarpı. Yarıçapı da ne olsun burası? 2 olmuş olsun. Yarıçapı 2, 60 derece olan bu daire diliminin alanı soruyorsa pi çarpı 2'nin karesi tüm daire diliminin alanı, tüm tamamının alanı olur. Pi çarpı r kare. Ama çarpı 60 bölü 360 dersem o zaman şu daire diliminin nesini bulmuş olurum? Alanını bulmuş olurum. Hadi bir daha söyler misiniz? Hocam burası 120 derece olsun ve ben bu daire diliminin nesini bulmuş olayım? Alanını bulmuş olayım. Alan eşittir. Bu da yarıçapı da kaç olsun? Evet, 3 olsun. O zaman pi çarpı 3'ün karesi çarpı 120 bölü 360 diyorum. Problem var mı? Hayır. Peki değerli arkadaşlar, verilen bu ifadenin çevresi nedir? Çevresi 2 pi r'dir arkadaşlar. Yarıçapı r ise çevresi nedir? 2 pi r'dir. Devam edelim. Diyelim ki bunun yarıçapı 2, çevresi soruluyor. Çevrenin formülü neydi? 2 pi r'ydi. Çevre eşittir 2 pi çarpı 2'den ne oldu arkadaşlar? 4 pi olmuş oldu. Eğer size şunu sorarsa arkadaşlar, şu yayın ölçüsü sorulursa, değil mi? Şuradaki yayın ölçüsü sorulursa ve yarıçapı da r ise ne diyeceksiniz? 2 pi r tamamı, yarısı istendiği için ne yapacaksınız? 2'ye böleceksiniz. O da 2'ler gider. Pi r olmuş olur. Peki şöyle olsun arkadaşlar. Şurada bir alfa açısı olsun. Bize şu yayın ölçüsü istensin. Sadece şu yayın ölçüsü istensin. Burası yarıçapı r. Bu da ne arkadaşlar? Alfa bir açı olmuş olsun. Söyleyelim arkadaşlar. Çevre neydi? 2 pi r'ydi. Çarpı alfa bölü 360 diyorum arkadaşlar. Bakın, eğer benden bu yayın ölçüsü isteniyorsa çevre neydi? 2 pi r'ydi. Açı ne? 60 alfa. Alfa bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 360 demiş olacağız. Eğer bu arkadaşlar açımız 60 olsaydı o zaman 60 bölü 360 yazmış olurduk. Hepinize başarılar dilerim.